Ben çok özel bir gece. Evet. Siz de sunucu kadrosunda varsınız. Evet. Nasıl aynen. Bir heyecan sizin için? Vallahi zaten kendisine çok hayranız Sertab Hanım'ın. Yani benim çocukluğumdan bu yana. Hepimizin çocukluğu. Aynen. Hepimiz yani benim de özellikle yani çok sevdiğim, şarkılarının hepsini ezbere bildiğim ve inanılmaz hayranlık duyduğum bir kadın kendisi. En sevdiğiniz Sertab Erener şarkısı o zaman. Aşk ölmez biz ölürüz. Eyvah. Aynen onu. Aynen onu seviyorum. Yani aslında biri açısından seçim yapamam. Hepsini çok seviyorum. Bir de böyle başucu şarkıları vardır ya, onlar daha özeldir. Öyle bir şarkı var mı sizin için? Sertab Hanım'dan mı? Ha, şimdi bilemedim. Şimdi öyle hiçbir seçim yapma şeyine giremedim. Hepsi çok güzel. Sertab Erener olunca insan seçemiyor. Yapamıyor aynen. Öyle bir seçim yapamıyor. Çok özel bir gecedeyiz. Çok heyecanlıyım ben de. Böyle bir gecenin parçası olduğum için. Böyle bir geceyi herkesle paylaştığım için. Aynen. Ben holding dizisi başlıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Orada da farklı bir heyecan yaşıyoruz sanki. Nasıl bir heyecan? Buradan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii şimdi yeni başlayacak bir dizimiz. ATV'de yayınlanacak. Üç kız kardeşin babayla olan holding savaşları. Aslında güç ve para savaşları diyebiliriz. Ama yani şey karakterim biraz daha öncekilerine göre böyle kötü vallahi. Değil de aynen yani biraz daha normal bir karakterle geleceğim karşınıza. Hakkını savunan bir karakterle. Cool, tatlı. Çok heyecanlıyız. Onun da çekimleri uzun zaman oldu başlayalı yani. Karakteri bilmiyoruz ama siz biliyorsunuz. Evet. Benzer noktalarınız neler en çok? Şimdi onu söylersem ben kendimi direkt deşifre etmiş yakalayamadık, olurum. Yakalayamadık. Aynen olmadı. Onu söylemeyeyim. O dizi yayınlandıktan sonra tekrar konuşalım olur mu? Sinema. Biliyorsunuz oyuncular için çok başka bir şeydir evet. Sinema. Sinemada nedir onda? Yani yeni projeleriniz vardı bugün kadarıyla. Tabii 20 Aralık'ta evet. Hali hazırda Şımarık evet. Sinema filmimiz girecek vizyona. O da çok tatlı ve çok değişik bir sinema filmi oldu. İçinde bulunmaktan mutluluk duyduğum bir proje oldu. Yani onu da anlatamam şu an. Konusunu anlatmaya kalksam anlatamam. Çünkü ilk okuduğumuzda biz de anlamadık. Böyle çektikten sonra anlamaya başladık. Çok farklı ve çok eğlenceli bir iş oldu. Çok değerli bir kadrosu var. Ona da çok heyecanlıyım. Hepsine çok heyecanlıyım. Bu sene vizyona giren filmlerin birçoğunda gişede bir hüsran yaşandı. Bu sizi korkutuyor mu? Yani o hüsran biraz aslında işlerin kötü oluşuyla alakalı değildir de biraz daha yaşadığımız sorunlar olabilir veya işte ne bileyim halk içinde yaşanılan kötü olaylar bunların sebebiyeti olabilir. Ondan dolayısıyla biraz daha kendi içimize döndüğümüz ve hani biraz daha böyle dış hayata karşı kendimizi dışladığımız bir dönemden geçmiş olabiliriz. Umarım bizim yaptığımız bu sinema filmiyle biraz da olsa insanların hayatına eğlence katarız. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar.